Hürriyet Okur temsilcisi Bildirici'den gazetesine, ben parasını alır yayımlarım, içeriği beni ilgilendirmez, diyemezsin. Hürriyet Okur temsilcisi Faruk Bildirici bugünkü yazısında, gazetesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 70 kişinin ismini verdiği, teşekkür, listesinin yayınlanmasına tepki gösterdi. Bir gazete, ben parasını alır yayımlarım, içeriği beni ilgilendirmez, diyemez, yasal ve etik sorumluluklar göz ardı edilemez. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'daki seçimlerin hemen sonrasında bazı gazetelere ilan vererek çoğunluğunu gazetecilerin oluşturduğu 70 kişilik bir liste yayınladı. Bu listede yer alan isimler, MHP'ye düşmanlıkla suçlanırken ilanda yaptıklarını, yazdıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız ifadesi yer aldı. Gazetecilerin ve meslek örgütlerinin tepkisini çeken bu ilan, içinde Hürriyet'ten bazı isimlerin de bulunmasına rağmen gazetede yayınlandı. Bildirici de bugünkü, parasını ödeyince serbest mi, başlıklı yazısında konuya tepki gösterdi. Bildiricinin yazısından bir kısım şöyle, MHP yönetimi, ironik bir serzeniş, olarak nitelendirse de, teşekkür mesajı, iftira, itham, isnat başlıklı ilanda 59'u gazeteci olmak üzere toplam 70 kişi alaycı bir dille suçlanıyordu. MHP'nin bu ilanına gazetecilik meslek örgütleri tepki gösterdiler ve tek tek isimleri sıralanan gazetecilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığını vurguladılar. İlandaki isimler arasında Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz ve Taha Akyol'un da adları yer aldığı için inceledim metni. Hemen belirteyim, bu ilanı, MHP'yi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi eleştiren gazetecilere yanıt olarak değerlendirmek mümkün değil. Ünlem işaretleri ve imalarla dolu ilan metninde olsa olsa seçim sürecinde MHP hakkında görüş belirtmiş olan gazeteci, akademisyen ve araştırma şirketi yöneticilerinin tümü aynı kefeye konuluyor. MHP husumeti ile davranmak, MHP'ye karşı iftira kampanyası yürütmekle suçlanıyorlardı. Hatta bir de, Türk milletini durdurmaya çalıştıkları gibi bir zan altında bırakılıyorlardı. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi, denilerek, bu niteliklerden yoksun oldukları imasında bulunuluyor, hakaret ediliyordu. Böylesi ağır ifadeler içeren ve haksız, dayanaksız suçlamalarda bulunulan bir gazete ilanı, demokratik bir yöntem olarak görülemez. Bunun hele de iktidarın müttefiki olan bir parti tarafından yapılması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik açık bir tehdittir. İsmi geçen gazetecilerin hedef gösterilmesi anlamına gelir. Konunun bir boyutu da Hürriyet ve Sabah gazetelerinin aralarında kendi mensupları da bulunan 59 gazeteciyi hedef gösteren, töhmet altında bırakan böylesi bir ilanı nasıl olup da yayımladığı. Halbuki gazeteler, gelen her ilanı yayımlamak zorunda değildir. Bir gazete, ben parasını alır yayımlarım, içeriği beni ilgilendirmez, diyemez, yasal ve etik sorumluluklar göz ardı edilemez.